Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıfın 3. ünitesi olan In the Kitchen ünitesini işleyeceğiz. Bu üniteye başlamadan önce lütfen kağıdınızı yanınızda bulundurun ki bilmediğiniz kelimeleri yazın. Bir de onun dışında bu ünitede bir sürü soru çözüm yapacağız. Bu soru çözümlerini de videoyu ilerlemeden lütfen orada durdurun. O soruyu önce kendiniz çözün. Arkasından videoyu devam ettirerek nerede yanlış yapıp nerede yanlış yapmadığınızı öğrenmiş olursunuz. Öylelikle hem size yarar sağlayacağını düşünüyorum. Evet, başlayalım. In the kitchen dediğimiz mutfakta, yani mutfakta yaptığımız işleri anlatıyor. İlk olarak şimdi karşımıza sıfatlar gelecek. Bu sıfatlarla geçmiş olduğumuz 2020 LGS'de bir tane soru geldi. O yüzden lütfen kelime bilginizi yeterince arttırdığınızdan emin olun, bildiğinizi emin olun yani. Dediğim gibi eğer kelimeleri bilmiyorsanız sizden ricam lütfen notunuzu almayı unutmayın. Grace, Fethi, eş anlamlı kelimeleri de lütfen bilin. Çünkü sorularda eğer yukarıda Grace'i kullanıyorsa cevaplarda da Fethi kelimesini kullanabiliyor. O yüzden eş anlamlı kelimeleri bilmeniz bu yönden önemli. Grace, Fethi, yağlı demek. Sour, ekşi. Salty, tuzlu. Sweet, tatlı. Bitter dediğim acı. Bu bitter çikolatadan da aklımıza gelebilir. Çünkü biraz daha böyle hani acımsı, normal çikolata göre acı olduğu için. Milky, sütlü, tasty, delicious, yummy, üçü aynı anlama geliyor. Bunların üçü de lezzetli demek. Fizzy, gazlı, asitli. Fizzy drinks olarak karşımıza çıkıyor, gazlı içecekler ve bunlar sağlığımıza zararlı olduğu yönünde şeyler, cümleler geçiyor. Hani cümlelerin bütünleyicisi bu yönde. Healthy, sağlıklı. Unhealthy, sağlıksız. An kelimesi zaten cümlem her zaman olumsuz yapar. Happy mutlu, unhappy mutsuz gibi. Spicy baharatlı. Hot, warm, cold sıcak, ılık ve soğuk demek. Buna nasıl geliyor cümlelerde karşımıza? Serve hot, serve warm ya da serve cold. Yani soğuk servis edin, ılık servis edin, sıcak servis edin gibi karşımıza gelebiliyor. Lütfen buradaki kelimeleri bildiğinizden emin olun. Dediğim gibi geçen sene bir soru geldi bu kelimelerle alakalı. Şimdi o karşımıza gelen o soruyu çözeceğiz. Şu an LGS 2020'de karşımıza gelen soruyu bakıyoruz. Dediğim gibi ilk önce videoyu durdurun. Siz kendiniz çözmeye çalışın. Daha devamında beraber bu soruyu çözmüş olalım. Şimdilikle ilk önce İngilizce soruları çözerken şuradaki gördüğünüz soru köklerini okumanızı tavsiye ediyorum. İlk olarak buralar çünkü önemli. Zaten buradaki kelimelerin hiçbirini tam olarak anlayamıyorsunuz. Çünkü hani hepsini bilmediğiniz için. Sizin burada dikkat etmeniz gereken nokta şuradaki cannot noktası. Cannot yani can't demek istiyor işte. Zaten soruları çözdükçe, bu sorulara aşina oldukça bu soruları direkt okumadan bile ne demek istediklerini anlayacaksınız. Çünkü 3 tane boşluk vermiş. Zaten 4 tane şıkkım var. Yani biri dışarıda kalacak. Yani hangisi boşluklara gelemez diyor. Sorunun açıklaması bu. Bunları da yukarıdaki kelimelerden çözebilirsiniz. Çünkü zaten bütün cümleleri anlamakta zorluk çekiyorsanız kelimelerden tek tek çözebilirsiniz. İlk önce şıklardaki kelimemize bakalım. Sour ekşi, sweet tatlı, salty tuzlu, spicy de baharatlı demek. Bakıyorum mesela Alice'e. Alice diyor ki there is too much black pepper in this soup. I hate blah blah food diyor. Buradaki black pepper'ı bilseniz bu soruyu çözebilirsiniz. Black pepper karabiber demek. Peki karabiber bu şıklardaki hangisiyle eşleşiyor? Tabii ki de C şıkkıyla eşleşiyor. Çünkü C şıkkım neydi? Baharatlı demekti. Demek ki ben buraya birinci boşluğa C şıkkımı koyabilirim. İkinciye bakıyorum Brad'in söylemesine. This lemonade is really blah blah. Can you add some more sugar please diyor. Lemonade. Lemonade ne? Limonata. Limonata nasıl olur zaten? Bunu biliyorsunuz. Limondan yapıldığı için ekşi bir tat olur. O zaman A şıkkını ben oraya koyabilirim. Çünkü sour kelimesi ekşi demekti. O zaman ikinci boşluğa A şıkkını koyarım. George'a bakıyorum. My brother likes eating blah blah things. He always buys chocolate cookies and cakes. Chocolate herkes gene hemen hemen herkes bilir. Chocolate çikolata. Peki çikolatanın tadı nasıl? Tatlı. O zaman ben buraya B şıkkını koyabiliyorum. Çünkü sweet tatlı demekti. B şıkkını da buraya koydum. O zaman bana ne kaldı geriye cevap olarak? Denizli şıkkı kaldı. D şıkkı da salty tuzlu demek olduğu için cevabım D olmuş oluyor burada. Dediğim gibi durdurun, kendiniz çözün. Evet, diğer sorumuza devam edelim. LGS 2020 sorumuzu çözdük. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Dediğim gibi ilk işim neydi? Cümlemi okumaktı. Cümlemdeki bu correct kelimesini biliyorsunuz. Correct doğru demek. Peki doğru demek yani hangisi doğrudur demek istiyor? Emma ekşi içecekler tercih ediyormuş.
hatta lemonate olduğunu söylüyor burada. Sera, spicy food, baharatlı yiyecekler tercih ediyormuş. Mexican taco'yu söylüyor. Chloe, fatty food, yağlı yiyecekleri tercih ediyormuş. İtalyan pizzayı söylüyor. Joseph, sweet tooth'u tercih ediyormuş. Sweet tooth kelimesi çok önemli. Tatlıya düşkünlük demek. Lütfen bunu bilin. O da baklava olmuş oluyor yani. Ve burada bize günler vermiş. Günler önemli. Lütfen günlerin de sıralamasını ve hangi günün hangi güne ait olduğunu bilin. Mesela A şıkkıma bakıyorum. Both kalıbı var. Both hem hem demekti. Yani hem Emma hem Joseph hafta sonu için planları var bak. Hafta sonu. Weekend hafta sonu. Bakıyorum hafta sonu olan günler burada bu. Çünkü Monday pazartesi. Thursday perşembe. Saturday cumartesi. Sunday de pazar demek. Hafta sonu olan günler ne? Cumartesi ve pazar. Peki bu günlerde planı olan kim? Chloe ve Joseph. Ama bana soruda ne yazıyor? Emma ve Joseph diyor. O zaman ben A şıkkını eliyorum çünkü yanlış. B'ye bakıyorum. Joseph never asla dessert tatlı. Asla tatlı yemez. Yanlış. Bu kişi baklava yiyormuş. Zaten sweet tooth tatlıya düşkünlüğü varmış. O zaman Bursa B şıkkını da eledim. C'ye bakıyorum. Both hem hem demekti. Hem Sara hem de Chloe traditional bir yemek yiyecek. Traditional bakalım. Sera'ya. Sera ne diyor? Traditional Mexican taco. Doğru. Bu Meksikanlar için, Meksikalılar için traditional, geleneksel bir yemek çünkü. Chloe'ye bakıyorum. İtalyanlar için de pizza öyle. O zaman bu da geleneksel. Demek ki C şıkkım doğru oluyor. D şıkkına bakıyorum. Chloe diyor sağlıklı yiyecek yer cumartesi günü. Chloe tamam cumartesi günü yiyecek ama sağlıklı fat diyor. Yağlı yiyecek sağlıklı olmaz. O zaman D şıkkını da eliyorum. Burada ne kalmış oluyor bana? C şıkkım oluyor. Yani cevabım C. Burada da sorunun cevabını görüyorsunuz zaten. Lütfen o buradaki kelimeleri de bilmenizi rica ediyorum. Kelime önemli. Gelelim ikinci sorumuza, diğer sorumuza. Bu sıfatlarla alakalı olan diğer sorumuz. Şimdi burada da yine ilk önce işimiz neydi bizim? Sorumuzu okumakta. Dediğim gibi videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Arkasından videomuzun devamını izleyin. Same dish diyor. Same dish önemli. Aynı yemek. Aynı yemeği kim tercih eder? İki kişi tercih edecek. Buradaki Hillary denen kişi sugarlı şeyler tercih ediyormuş. Sugar şeker demek. Wilma denen kişi vegetable dish, sebze yemekleri tercih ediyormuş. Bob denen kişinin sweet tooth, tatlıya düşkünlüğü varmış. Grace denen kişi yağlı yiyecekleri tercih ediyormuş. Bu kelimeleri bilseniz bile hani bu soruyu çok rahat çözersiniz. Peki, o zaman 4 tane kişi saydık. Bunların açıklamasını da verdik. Sizce hangi ikisi aynı yemeği tercih eder? Ne oluyordu? Hillary dediğim kişi sugar şekeri tercih ediyordu. Bob'un da sweet tooth tatlıya düşkünlüğü vardı. O zaman bu iki kişi aynı şeyi tercih ediyorsa benim cevabım ne oluyor tabii ki de? İki kişi aynı şeyi tercih ettiği için cevabım burada C seçeneği olmuş oluyor. Burada da zaten sorunun soru çözümünü görüyorsunuz. Dediğim gibi lütfen kelimeleri bilin. Sweet tooth kelimesi tatlıya düşkünlük demektir. En azından birini öğrenseniz olur. Sugar da şeker demek. O yüzden aynı yiyeceği tercih ettiği için cevabım C olmuş oluyor. Videomuzu burada kesiyorum. Diğer videomuzu part part yapacağım bunu. Hem sıkılmazsınız izlemekten hem de sizin için daha rahatlık sağlar. En azından bu videodaki kelimeleri öğrenmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşürüz.